Buradan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine bu iğrenç ışığa geldim ve yine berbat gözüken bir cilt. Gerçekten ben yine sinirler. Bugün bizimlesiniz, ne yapacaksak. Hafta çok kötü bir haftaydı benim için. Hala da geçmiş değil, yani kendimi toplamış değilim. Midem çok kötü ama bugün dışarı çıkmamız lazım. Hem birkaç gitmem gereken yerler var, birkaç işim var. Hem de biraz hava alayım istiyorum. O zaman video gelsin, vlog başlasın. Şimdi hızlıca bir hazırlanmak istiyorum. Ya yemin ederim böyle değil. Bak vallahi böyle değil. Göz altım hiç kara değil mesela, üstü falan. Ama gerçekten başka bir yer yok yani çekebileceğim. O yüzden mecbur bu ışığa geliyorum. Yani her zaman böyle yaptığım için bana hep de bunu söylüyor diyenler olabilir. Ama gerçekten böyle değilim yani arkadaşlar. Şimdi şöyle renkli bir güneş kremi kullanacağım. Benim favori ürünüm olan. Çok bir şey yapmayacağım. Zaten yazın çok bir şey yapmayı sevmiyorum. Şöyle güzelce bunu yedireyim. Ben yine neyi unuttum? Başlarımı sabitlemeyi unuttum. Şu işlemi gerçekten hatırlayan oluyor mu her seferinde? Bunu kullanıyorum ve çok memnunum. Çok güzel. Şimdi göz altlarımı kapatayım. Aslında kapatmayacaktım ama videoda çok rahatsız ediyor beni. Asya'yı kursa yazdıracağım arkadaşlar. Bizi önce izleyenler biliyordur ki Asya kreşe başladı. Aslında Asya'yı önceden döneminin ona doğru yazdırmamın gibi yaz okuluna da devam etmesini istememdi. Bunu birazcık bekletiyorum, o yüzden konuşayım. Yaz okuluna devam edecekti yani. Sonra yaz okuluna göndermeyi istemedim, kreşin yaz okuluna. Çünkü Asya'nın öğretmeni, dönemdeki öğretmeni okulunda yok. O yüzden başka bir öğretmenle olmuş olacak ve bütün çocuklar, yaz okuluna gelen çocuklar hep birlikte zaman geçiriyorlar. Asya'nın yaşıtı da çok fazla yok sınıfından kişi. Ve Asya'nın arkadaşım dediği, daha yakın olduğu arkadaşları da gelmiyor. Onlarla da hani görüştüm. O yüzden ben de kendini belki kötü hisseder. Hani öğretmeni yok, tanıdığı yok gibi belki hisseder diye göndermek istemedim. Okula alıştığı için oradaki etkinliğe, hareketliliğe sürekli bir şeyler istiyor benden. Etkinliğe, oyuna doymuyor gerçekten. Artık benim enerjim yetmiyor. Hem kendimle ilgili işlerim var, hem ev işleri, hem Asya derken fazla yoruluyorum gün içinde. Ben de o yüzden bazı kurslara yazdırmak istedim. Zaten istiyordum. Kreşten önce de istiyordum. Sonra kreş önceliğimde her zaman. Kreşe gitsin, alışsın. Alıştıktan sonra yazdırayım diye düşündüm. Şimdi olmuş oldu işte. Büyük ihtimalle bu videonun içinde belki de bugün yazdırmış olurum. Çünkü zaten bir haftası geçmiş oldu. Yani gitmemiş oldu bu hafta. Ben hasta olduğum için çıkacak durumda değildim. Yani rahatsızdım. Pudra alacağım. Gözaltımı yine sadece. O da gerçekten burada kötü gördüğüm için. Yoksa normalde onu da yapmıyorum yani dışarı çıkınca. Elimizi bir kıvıralım. Belki hiç limen sürmem. Bir bakayım. Ay gözüm çıkacaktı kız. Bir allık süreceğim. Şöyle bir yine güneş korumalı. Yani gördüğünüz gibi hala emin değilim ne yapsam diye. Çünkü okula birlikte devam etmesini istiyorsam eğer, ona göre günlerini yazdırmam lazım. Elimle yayacağım. Bunu da biraz. Bakalım neye karar vereceğiz bu videoda birlikte. Hiç bilemiyorum gerçekten. Hiç emin değilim. Asya'ya da bağlı. Belki şimdi sadece yaz için alırım. Sonra Asya severse, gitmek isterse okulda birlikte de göndeririz. Yoksa da sadece böyle gitsin yani, ne yapayım. Onun isteği, gitmek istemesi benim için daha önemli. Yani zorla hiçbir yere göndermek istemiyorum onu. Bir de ben de istiyorum bir pilates, özellikle spora veya pilatese yazılmayı. Ama önceliğim pilates. Çünkü daha önce de yaptığım için özlüyorum ve yeniden yapmak istiyorum. Öyle bir yerde bulmaya çalışıyorum. Hem benim hem de Asya'nın gidebileceği bir yer. Hem de eve uzak olmayacak bir yerde seçmeye çalışıyorum. Çünkü her zaman eşim evde olamayabiliyor. Yani kendim için de bir görüşeceğim bugün, bakalım. Kamerada hiç belli etmiyor ama burada böyle bayağı kızardım. O yüzden daha fazla sürmedim. Evet, çok bile yaptım gerçekten. Benim yaz makyajım bu değil, daha az. Böyle işte arkadaşlar. Şimdi onlar yapacağız. Bakalım kızımla bir spor merkezine yazılalım. Anne kız. Bunların hepsini de sizinle birlikte yapmak istiyorum. Birkaç kargom gelmişti. Onları da birlikte açalım, konuşalım istiyorum. Sonra da çıkarız. Şöyle üstümdekiyle başlayayım. Bu benim artık dünyaları yıktım. Benim artık üniformam haline geldi arkadaşlar. Hemen giydim. Bugün geldi bu. Sabah geldi. Böyle tight da falan giydiğim için o yüzden böyle geniş alıyorum. Birazcık uzun olsun diye. Saçla giyiyorum çünkü birazcık arkamı kapatsın diye. Çok rahat oluyor gerçekten. Özellikle temizlik yaparken de çok rahat oluyor. Böyle anlık dışarı çıkarken de çok rahat oluyor. Kış için şöyle bir sabahlık aldım Penti'den. Şöyle göstereceğim. Şöyle bir deseni var. Yumuşacık, çok güzel. Şöyle önü kapanan. Sabahları uyandığımda böyle hani pijamalarımda çok üşüyorum ve böyle sabahlık istiyordum üstüme. Ben giymek için kahvaltı hazırlarken falan. O yüzden aldım. Çok güzel. Hemen şöyle atalım. Hiç gözükmüyor. Hiç. Birkaç böyle bakım ürünü aldım arkadaşlar. Onu göstermek istiyorum. Kutularını açtım. Çünkü Instagram'a tıkla açıyorum ya. O şekilde açtım. Size de ama böyle göstermek istedim. Şöyle uzun süredir serum kullanmayı bırakmıştım. Bütün serumlarımı bitirdikten sonra. Böyle sadece krem sürüyordum. Sürmeye de böyle çok erinir falan oldum. Ama serumlarım varken böyle her gün ne olursa olsun yapıyordum. Dedim yine birkaç bir şey deneyeyim. Şöyle üçlü. 3 al 2 öde vardı. O yüzden 3 tane aldım. Yoksa bu kadar fazla almazdım. Bir serum aldım. Sanırım bu gözenekler içindi. Şöyle göstereyim. Siyah nokta için. Şöyle bir şey. Siyah bu da. Normal şeylerden daha büyük serumlardan. Yapısına bakmak istiyorum. Yapısına bakmadım bu arada. Birazcık normal serum şeylerine göre biraz sıvı gibi. Hyaluronik asit, niasin, arbutin. Bir de şöyle. Bunu aldım. Bu da K için falandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bence doğru hatırladım. O da gözenek içinde. Birlikte de deneriz belki bu videonun içinde. Böyle bir tane daha kutum vardı. Bunu Instagram'da açmadım. Niye açmadım? Açsaydım. 2 tane ürünüm var. Hemen açalım sizinle. C vitamini aldım arkadaşlar. C vitamini de güzeldir. Şöyle. Markası gözüküyor mu? Reklam ve işbirliği yok. Kendi paramla aldım hepsini. İçerik olarak güzel bir ürün. Kullanılması gereken bir ürün. O yüzden C vitamini aldım. Bunlardan önce almıştım ben bunu. Bunun yapısına bakalım. Bak evet bu daha bir görüyor musunuz? Bunun yapısı çok güzel. Beğendim. Bir de şöyle bir 50 SPF'li bir BB krem aldım arkadaşlar. C vitamini var, hyaluronik asit var, arbutin de vardı galiba birazcık. Yani hem renk tonunu eşitliyor hem de bakım yapıyor. Siz de tercih edebilirsiniz. Galiba bunlar galiba sadece. Bu kadar. Şimdi gidelim bakalım. Birazcık kursları gezelim. Kızıma hangi kursa yazacağız? Birlikte bakalım. Alacak bayram bana. Onlar yediler evde ama benim midem kötü olduğu için yiyememiştim. Yani hala kötü ama aç kalmamak için bir şeyler yemek istedim. Kendimi zorlayacağım biraz. Her neyse şimdi Aslı için, spor okulu için birkaç yerle görüştük. Henüz karar vermedik ama aklımda bir yer var yani mantıklı gelen. Maalesef küçük bir yerde yaşadığımız için seçenek yok arkadaşlar. Oturduğumuz yere de bir tık hani ulaşımı rahat olmasını istediğim için o yüzden seçenekler daha da bayağı bir azalıyor. Hiç kalmıyor neredeyse. Yok gibi bir şey oluyor yani. Bakalım Asya eğer severse devam etmek isterse o şekilde bir anlaşma yapacağız. Bayramın da tanıdığı çıktı. Ben kendim için de sordum. Kendim de bir pilatese gitmek istiyordum. Makyaj yaparken söyledim mi hatırlamıyorum. Vardı benim için de. Hatta Asya ile aynı günler ve saatlerde uyuyordu. Ben şimdi düşünmedim ya. Aslında hani istiyorum ama Asya olduğu için hani Asya'nın yanında durayım istiyorum. Eylül'de başlamak istiyorum. Yani onu o şekilde ayarlayacağız. Şimdi ben birazcık bir şeyler yemeye çalışayım. Yeniden merhaba arkadaşlar. Ben olduğum gibi aynı kombinle yeniden yeni güne başladım. Dün size en son hastanede bıraktım çünkü alışverişteyken çok kötü oldum, fenalaştım ve alışverişe devam edemedik maalesef. Yarım kaldı. O yüzden çıkmak zorunda kaldık. Eve geldim, düzelirim diye düşündüm hani eve gelince ama daha kötü oldum ve hastaneye gitmek zorunda kaldık. Sanırım salgın var ve ben de ona yakalandım arkadaşlar. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Şimdi de pek iyi değil. Şimdi Migros'a gideceğiz. Migros'ta kalan birkaç eşyamızı daha alacağız, alışverişimizin. Sonra manava gideriz. Bir manav alışverişi yaparız. Sonra eve gidip yerleştiririz ve evde bir de yemek yapacağız. O kadar kötü oldum ki şöyle yapayım. Kendimi de bir göstereyim. Sadece güneş kremini sürüp çıkabildim. Hiçbir şey yapamadım. Ve Asya kuşuma da küçük bir pasta aldık. Bugün benim doğum günüm diye uyandı ve pasta kesmek istedi. O yüzden küçük bir pasta aldık. Evde de ara doğum günü kutlayacağız Asya'ya. Şimdi Migros'a gidiyoruz. Sonra manav alışverişi yapıp hemen eve gidip yemek hazırlamamız lazım. Hamburger yapacakmış Bayram bize. Onun da yapma süresi olacağı için geç olmadan eve geçmek istiyoruz. Böyle. Evet, eve geldik ve paketlere giren minik bir fare yakaladım. Bunları yerleştirelim. Ver açayım aşkım benim, ver. Evet, şimdi aldıklarımızı ben yerleştireyim. Bayram da akşam yemeğiyle başlasın. Bayramın yanında konuşmayı çok utanıyorum. Çünkü benimle dalga geçiyor. Benimle sonradan çok dalga geçiyor. Ağızlar dili yok. Mutfağım çok darmış. Anne tabii hastaysa ev yerinden kayıyor. Bunu bir kez daha görmüş olduk. Siz de bu defa videoda görmüş olacaksınız. Kaymış durumda ev yani. Şöyle hamburger ekmekleri aldık. Bunlarla yapacağız. Nasıl olacak bakalım. İlk... Başka kapı yok muydu? Allah'ın seversen pirinç süzgecinde yapıyorsun ya. Benden ne bekliyorsun? Pirinç süzgeci. Onu vurdum, onu da yaptım. Bu arada Asya'ya verdiğim şeker normal şekerleri, şöyle organik şekerlerden. Çok araya gireceğim de. Çok araya. Burger King'in bulgurundan yapacağım. Yani soğanı karamelize etmeyeceğim. Tamam. İyi, uğraşamayacağım çünkü. Çeşit çeşit yapabiliyorsunuz yani Bayram Bey. Aha. İlk defa deniyoruz ama bulgur falan biraz iddialı laflar. Evet, damacana pompası aldık görünce. Sabah böyle bakmıştık damacana mı alsak eve diye. Çünkü ben gerçekten sulardan olduğunu düşünüyorum bu hastalığımı. Sürekli beşlik alıp duruyoruz. Direkt damacanaya mı geçsek? Pompa aldık, süt aldım. Yani böyle kalan birkaç şeyi aldık. Hala gözüküyor mu düzgün bir şekilde? Evet, çok düzgünsün. Bu aylık alışveriş bir türlü bitmedi, anlamadım yani. Aslında tek seferde yarım saat yapıp çıkardık her zaman ama bu defa böyle parça parça olmuş oldu. Böyle hemen yerleştirelim hızlı. Uzatmayalım buraları. Anne yine duş aldım. Aşkı şu. Şimdi kalmaz mı? Kocaman. Küçük alsak işte. Yaz böyle derken almıştık da biz de düşün konuştuk. Düşünme. Güzel işte. Var mı? Ne kadar fazla aldım? Kocaman aldım. Kocaman aldım. Adam mı? Çok iyi ona. Ben de hesabı gider. Böyle. Bayram sen mi yapıyorsun, ben mi yapıyorum? Tamam da yani ayarlasan nereye içeceksin? Bunu tutuyorum. Bugünce poşet var ya, uzun aldım. Bu işi sen yapıyorsun, ben yapıyorum ya. Şimdi Bayram'ın yaptıklarını da göstereyim. Şöyle köfteleri hazırlamış. Baharat koyduk, aretonu koyduk. Ve bir de patatesler kızarıyor. Ben de şöyle fesleğen almıştım arkadaşlar. onu ekmek istiyorum. Limon şeyim vardı. Böyle yapay bir çiçeğim, limonlu. Asya bütün limonlarını soymuş. Sağ olsun, hepsini çıkarmış. Böyle keltoş olmuş. Şunu şöyle şurada boş bir şeysim var. Onun içine ekeceğim. Ben çok seviyorum fesleğeni. Efendim, biz şimdi tadım yapıyoruz. Yerlerimiz böyle şu şekilde. Bakalım nasıl olmuş. Olmuş mu? Var. Ne? Beğenmedin mi? Gideri var, yeniyor en azından. Yok yok, güzel. Çok güzel olmuş aşkım. Ellerine sağlık. Nasıl? Daha anlamadın mı? Şimdi oldu. Oldu mu şimdi? Evet, biraz uzandım. Saçım falan dağılmış ama gerçekten hiç iyi değilim arkadaşlar. Güneş kremi olduğu için şöyle yağ bazlı temizleyiciyle temizleyeceğim. Küçük bir de bakımımı yapacağım. Birlikte yapmak istedim. Hızlı bir şekilde, çok uzatmak istemiyorum çünkü video çok uzun olmuş. Yine benim editim. Şu yeni aldığım ürünleri göstereceğimi söylemiştim ama unutmuşum. Güneş kremi sürdüysek eğer yağ bazlı temizleyiciyle temizlemek gerekiyor. Bayağı bir hastalıklı video olmuş oldu gerçekten. Bu kadar çok hızlı, çok saçma oldu bu. Hafsa bununla da gözüm yandı. Kusacağım. Yoruldum bile. Bu salgını kim saldıysa. Mesaj bitiyor, başlayınca mesaj yavru bana, mesaj arama. Serumumuzu kullanalım. Bu gözenek için olan serumu. Tonik uygulamayacağım çünkü bunun içindeki ürünlerle tonikteki neredeyse aynı, yani aynı ürünler de var. Allah! Bu arada ben buna sıvı demiştim ama o kadar göründüğü kadar sıvı formda değilmiş. Gözaltımızı da yapalım. 2 gündür uyuyorum, yani yatıyorum. Daha doğrusu uyumak değil. Kafam yerden kalkmıyor. Asya'ya iyi ki varsın pastası kestik. Üst üste sürsem ne olur ki? Süreceğim ya. Neyse, azıcık konuşayım sonra süreyim. Azıcık bekleyeyim. Zaten serumdan sonra hiçbir şey yiyip içemedim. Bu şekilde uyudum. Sabah zorla çok az bir kahvaltı yaptım. Midem şu an çok kötü, onu çıkarmak istemiyorum. Salgın olduğunu düşünüyorum. Ve yarın inşallah düzelirim diye umut ediyorum. Vallahi direkt üstüne sürdük ama inşallah yan etki yapmaz. 10 dakikadır konuşuyorum çünkü ama size birkaç dakikasını bırakırım. Çok fazla editliyorum bu kısımları. Şöyle. Hiç ışığım da iyi değil ama. Ben de iyi değilim zaten, boşver. Her şeyi üst üste sürdük. Vallahi hiç bekleyemiyorum. Video olması hiç yapmazdım. Bu işlemi belki yüzümü bile yıkamadan yatardım. Ay vallahi ne güzel oldu. Şöyle güzelce de dinlenmenelim. Ürünlerimi hiç göstermedim. Bu kadar yeterli. Ay çok fena ya. Eğer buraya kadar izlediyseniz, severek izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Çok zor konuşuyorum. Umarım çıkarmam. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Sağlıkla kalın. Sağlık her şeyin başı. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.